Anlaşma taraftarı değiller. Yani metazori bir şekilde masaya oturtulmuş izlenimi veriyorlar ve anlaşmayı istemiyorlar. Açıkça konuşmak gerekirse onlar Kıbrıs'ın hepsini istiyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı, çapraz müzakere sürecinde yaşanan hız kaybını böyle değerlendirdi. Bakırcı, süreci etki edecek en önemli adımlardan birine Türkiye'den adanın kuzeyine uzanan su projesine dikkat çekti. Gerçekten asrın projesi. Dünyada bir ilk deniliyor. Yaklaşık 80 kilometrenin üzerindeki bir mesafeye denizin içinden askıda su taşıyacağız. Yılda 75 milyon metreküplük bir suyu Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a taşıyacağız. Tüm dünyanın da gözü bu projenin üzerinde. Bakırcı, Türkiye'den gidecek olan suyun barış suyu olacağını söyledi. Herhangi bir anlaşma konumunda biz dedik ki bu su Kıbrıs'ın suyu olacak, komşumuzla da paylaşacağız ve bu şekilde devam edecek. Ama tabii biz iyi niyet olarak karşılan bu iyi niyeti görmüyoruz maalesef. Sanki onlarda bir kıskançlık var. Bu su niye geliyor diye bir kıskanıyorlar. Adanın kuzeyinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı araştırmalarda hem karadan hem de denizden olumlu sinyaller geldiğini belirten Bakırcı, Rum lider Anastasiadis'in doğal kaynaklar konusunda Türkiye müşterimiz olabilir ama ortağımız olamaz sözlerini de değerlendirdi. Ortak olarak Türkiye'yi görmezse de bizi görmek zorunda Kuzey Kıbrıs'ı. Dolayısıyla madem ki Kıbrıs bir bütün olarak görüyorlar, kendileri öyle iddia ediyorlar. O zaman oradaki Türklerin de bu doğalgaz üzerinde elbette payı vardır. Biz de ana vatanla her zaman için hem gönül birlikteliği içerisinde hem de ekonomik ve işbirliği içerisinde olduğumuz için aynı zamanda da Türkiye'nin demektir.